Sevgili izleyiciler, Canlar Otağı programı ile birlikteyiz. Bundan sonra eğer bir aksilik olmazsa Canlar Otağı programında sık sık birlikte olacağız. Türk kültürünün, Türk tarihinin el değmemiş konularını ve Türk tarihinin ve Türk kültürünün ayrılmaz bir parçası olan Aleviliği, Alevilikle ilgili konuları, Bektaşiliği, Kızılbaşlığı, bu programımızda ele alacağız. Bu konularla ilgili konuklarımızı ağırlayacağız ve bu konuda sizlere aydınlatmaya çalışacağız. Bu haftaki konumuz Dede Kargın Ocağı dedesi Hüseyin Dede Kargınoğlu. Hüseyin dedemiz Dede Kargın Ocağı'nın dedesidir. Aynı zamanda kendisi yazardır. Hem hakemli dergilerde, akademik dergilerde yazıları çıkmaktadır ve hem de kendisinin Alevilikle ilgili birçok çalışması vardır. Bu çalışmalardan iki tanesini ben size tanıtmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi Dede Kargın Süreyinde Cem adını taşıyor. Benim de çok istifade ettiğim bir kitap, bir daha gösterelim. Benim de çok istifade ettiğim bir kitap, Dede Kargın Ocağı'ndaki uygulamaları anlattığı, Dede Kargın Ocağı'ndaki, daha doğrusu süreyindeki Cem erkanını anlattığı ve daha birçok konuya temas ettiği, Kargın Boyu ile ilgili, Dede Kargın Ocağı ile ilgili birçok konuya temas ettiği güzel bir kitap. Bir diğer çalışması da Aşıkların Dilinden Dede Kargın adını taşıyor. Bu da yine Dede Kargın'la ilgili yazılmış olan edebiyat ürünlerini bir araya getirdiği bir çalışması. Sevgili dedem, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şeref verdiniz. Bugünkü konumuz Dede Kargın ve Dede Kargın Boyu. Şimdi Kargın Boyu'nun kökeni nedir? Etnik kökenleri nelerdir? Nereden gelmiştir? Fakat bu konuya girmeden önce Alevi dedesi mi, Dede Kargın Ocağı dedesi mi? Şimdi bu konu kamuoyunda karıştırılıyor. Bu konuyla başlayalım. Daha sonra yavaş yavaş devam ederiz. Teşekkür ediyorum Ali Rıza Bey. Kargın, hatta şöyle söyleyeyim. Dede Kargın Ocağı dedesi. Çünkü Alevilikte ocak çok önemlidir. Alevi dedesi genel bir tanım. Evet. Ama aslı Dede Kargın Ocağı dedesi demek gerekir. İlerideki konuşmalarımızda zaten ocak nedir, dede kargın tabii mıdır, ki kargın mıdır, onlara değineceğiz. Kargın, bildiğiniz gibi... Şimdi bu konuyu bir tamamlayalım dedem, özür dilerim. Şimdi Alevi dedesi denildiği zaman hani sanki tüm Alevilere dedelik yapabiliyormuş gibi şimdi bu algılanıyor. Dede Kargın Ocağı dediği zaman sadece ocak mensuplarına. O kadar geniş ki bu anlatım. Bir defa madem buradan başladık, ben de buradan devam edeyim. Buyurun dedim. Alevi dedesi olan bir kişi dedeliği bütün Alevi toplumuna yapamaz. Böyle bir yetkisi yoktur. Alevilikte ocak diye bir yapı vardır. Evet. Bunun adı da Alevi Dede Ocağı'dır. Bu dede ocaklarının sayısı öyle birilerinin iddia ettiği gibi yüzlerle ifade edilmez. Bunun sayısı 700-800 yıllık geçmişi olan bu dede ocaklarının sayısı 50'yi geçer geçmez o civardadır. Evet. Dedelik, bir Alevi dedesi dedelik görevini herhangi bir Alevi'ye karşı değil, kendi ocağına bağlı olan taliplere karşı yapar. Bir ocağın dedesinin başka bir ocağın talipleri üzerinde hiçbir yetkisi yoktur. Saygınlığı olabilir ama orada bir yetkinli, bir amirlik, dedelik, taliplik ilişkisi yoktur. Eyvallah. Ve yine resmi tarihte yazıldığı gibi zannedilir ki Anadolu'daki bütün ocaklar en işte popülaritesi yüksek olan Hacı Bektaş Ocağı'na bağlıymış gibi zannedilir. İşte bu anlamda Hacı Bektaş Ocağı kendi grubu içerisinde ayrı bir gruptur. Dede Kargın, Baba Mansur
gibi ocaklar da ayrıdır. Yani bu konu Evet. ileride biraz derin Hepsi gireceğiz kendi buraya. içerisinde Kendi özerk yapıya içerisinde. sahip demek Onun istiyorsun. için bir kişiyi bir dede olarak eğer tanıtıyorsak hangi ocağın dedesi? O ocağın da tek dedesi demek de yanlıştır. Bir ocakta birden çok dede bulunabilir. Falanca ocağın dedesi derken bu ocağa mensup bir dede anlamı çıkar Peki, buradan. teşekkür ederim dedim. Konu herhalde anlaşıldı. Şimdi o zaman Garkın boyuna yavaş yavaş temas Evet. etmeye başlayalım. Öncelikle Garkın boyu tarihte ne zaman görülmeye başlandı? Garkın boyunun etnik kökenleri konusunda biraz bilgi alalım Evet. sizden. Şimdi biz tabii tarihçi olmayıp bir inanç temsilcisi ama bu tarihinden de amatör anlamda alaylı diyebileceğimiz biri olarak yazan, çizen, bu konuda makaleler yayınlayan biri olarak kendimi görüyorum. Ama bu çalışmalarım bir üniversitede bir akademik çalışma anlamında değil. Yaptığım işler akademik çalışma grubuna girebilir ama benim şeyim akademisyen değilim. Şimdi Vallahi dedim ben senin makalelerini okudum hakemli dergilerde. Yani Teşekkür bazı ederim. akademisyenlerden çok daha iyi, öyle ifade edelim. Hiç Şimdi tevazuya gerek yok. Buyur sağ dedim. olun. Kargın Oğuz'un 24 boyundan birisidir. Bilindiği gibi Oğuz'un Bozok koluna mensup Yıldızhan'ın İç Oğuz mu dış Oğuz mu? Bozok diyorsun. Bozok diye geçer. Yani Yani iç Oğuz'u. sağ İç grubu Oğuz'u. olarak Tamam, kabul bu iç edilir Oğuz dedim. bunlar. Bunlardan birisidir. Ve Avşar, Beydili, kızı Kargın bu Yıldızhan'ın dört çocuklarından birisidir. Ve buradan da anlaşılıyor ki daha İslamiyet yokken, Alevilik, Sünnilik, İslamiyet dışındayken Kargın vardı. Ve bu Kargın boyunun beyleri de önemli bir mevkideydi. Peki Türklerin İslamiyet'i kabul etmesiyle ki bu 8. 9. yüzyıla denk geliyor bildiğim kadarıyla bu dönemde Kargın boyuna mensup gruplar İslamiyet'i Ehli Beyt'in anladığı İslam. Yani bizim bugün Alevilik dediğimiz 12 ehli, imamcı 12 çizgide. imamcı İslam buradan sonra Kargın'ın önderleri, dedeleri ya kız alarak ya kız vererek bir şekilde Ehli Beyt'e intisabı söz konusu oluyor. İşte orada Kargın dede Kargın'a evriliyor. Peki tarihe baktığımızda dede Kargın ilk defa tarihi olarak nerede karşımıza çıkıyor dediğimizde bakıyoruz 13. yüzyılda bir Dede Kargın ismi çıkıyor ortaya. Ondan önceki kaynaklarda yok mu? Ondan önceki kaynaklarda Dede Kargın'a ben Yani rastlayamadım. mesela Kaşgarlı Mahmut'ta Kargın boyu falan yok mu? Boy olarak var, Dede Ha, boy Kargın olarak yok. var. Boy Anladım. olarak var. Peki Kargın kelimesi ne anlama geliyor dedim? Kargın kelimesi bir şey var. Böyle suyun birlikte eriyen karların oluşturduğu taşlar üzerinden böyle sekerek akmasına kargın denilebiliyor. Anladım. Anadolu'da birçok yerde kargın, korhun, gargın, garkun gibi yerel söyleyişlerle ifade ediliyor. Birinci anlamı bu. Siyah ve mora boyanmış deriye de kargın diyorlar bazı bölgelerde. Peki orijinal söylenişi nasıl? Karkın mı, kargın mı? Oraya geleceğim. Peki buyur dedim. Yine bazı yerlerde tarlanın sudan çamur haline gelmesi, üstü kuru gibi görünüp altı bataklık olan yere de kargın diyorlar. İşte Kazakça sözlüklerde güç, kuvvet anlamında da kargın kullanılıyor. Ve bunun yanında da bir oymak, bir boy adı olarak da kargın. Çok doyuran, aş anlamında kargın kullanılıyor. Yine bu Oğuz'un 24 boyu içerisindeki kargının
şeyi var, o üleşler var kurbanın etlerinin, işte hangisi nereye şey yapıyor diyor. Söğüş deniyordu galiba onlara. O söğüşlerde sağ kaburga, sağ aşıklı but kargının şölen eti olarak kabul ediliyor. Ve damgası da tam V değil de böyle adeta V'ye benziyor. Yanında bir Ü harfi gibi böyle bir de damgası var kargının. Anladım E, Türkiye'de 275 yerde kargın boyuna mensup topluluklar yaşamaktadır. Anadolu'nun çeşitli yerlerinde. Hatta dedim. biraz Bugün daha mü, tarihte mi? bugün, Ha, bugün. günümüzde Tamam. O yaşamaktadır. konuyu belki daha sonra açarız en son. Tamam, oraya Öyle yapalım. girebiliriz. Peki dedem, şimdi Gark'ın boyu Oğuzlardan dedik değil mi? Yani 24 Oğuz boyundan bir tanesi. Anadolu'da ne zaman ilk kez bunlar görüldüler? Anadolu'da Dede 12 Gark'ınla mı Dede başlıyor? Kargın'la görüyoruz. Yani şu anda elimizdeki belgeler, çeşitli icazetnameler, efendim fermanlar, bu yani 7-800 yıldan aktarılarak bize intikal eden belgelerde baktığımızda ilk defa 13. yüzyılda Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşamış ve çok önemli bir kişilik olarak yaşamış bir Dede Kargın'la karşılaşıyoruz. Şimdi Dede Kargın dediğimizde önce zannediyoruz ki Dede Kargın bir kişinin adı. Oysa 13. yüzyılda Babayiler hareketi içerisinde karşımıza çıkan Dede Kargın'ın asıl adının Numan olduğunu tespit ediyoruz. Şeylerden, şiirlerden, deyişlerden ve belgelerden. Daha sonraki dönemlere baktığımızda 16. yüzyılda bir Dede Kargın yine çıkıyor Malatya bölgesinde. Ona da Dede Kargın diyoruz ama adının Yusuf olduğunu görüyoruz. 16. yüzyıl, 16. 1500'lü yüzyıl, yıllar yani. 1500'lü yıllarda. O zaman şöyle bir sonuç çıkıyor buradan. Demek ki Dede Kargın bir kişi adı değil, sosyal bir at olduğu. Yani Gark'ın boyunun dedesi gibi Kargın mi? boyunun dedesi gibi. Böyle bir anlam çıkıyor buradan. Yine Ehl-i Beytinen olan intisaba gelince, ki ben çalışmalarımda da yer verdim bunlara, bir yerde Muhammed Bakır'ın 12 imamlardan, Zeynel Abidin'in oğlu olan Yok, beşinci imam beşinci oluyor. imam Beşinci. Muhammed Bakır'ın çocuklarından biri Abdullah Aracı diye geçiyor. Oradan bir bağlantı çıkıyor. Bir başka Peki kaynakta secerelerde nasıl bu soy bağı? şecerelerde de Yani İmam Muhammed Bakır üzerinden mi Hazreti Ali'ye ulaşıyor? oradan, birinde de İmam Cafer'in kızı Fatıma'nın Dede Kargınlar'ın kız almasıyla diye geçiyor. Ama burada böyle bir kesin netlik bulamıyoruz. Anladım. Bugün biraz böyle ataerkil, erkek üstünlüğü üzerinden düşünerek her şeyi erkekten Erkek. götürme şeyimiz var, anlayışımız. Ama o dönemlerde kız alışverişiyle de olabilir. Orada bir netlik şey yapamıyorum, Anladım. Yani bulamıyorum. Anadolu'da ilk defa Dede Garkınlarla, Baba İler'le beraber ortaya Orada çıktılar. ilk duyduğumuz Babayiler hareket içerisinde, çünkü Babayiler hareketi genelde bu çalışmalarda Babayiler isyanı diye anlatılır. Ben buna, o Anladım. isyan kelimesine biraz karşıyım. Çünkü isyan diyebilmemiz için Dede Kargı'nın bulunduğu yer, bugün Diyarbakır, Urfa, Mardin üçgesi arasında ve 16. yüzyıldaki yapılan savaşlarda, Osmanlı ve Safeviler arasında yapılan savaşlarda Sahra'yı Dede Kargın diye geçen ve Mardin ve civarında mı? o üçgenin içerisinde Ha. bugünkü Dede Kargın'ın türbesinin Olduğu bulunduğu, yer. yani bugün idari olarak
Mardin'e bağlı Derik ilçesinin Dedeköy. Ki tarihi kayıtlarda da Dede Kargın diye geçiyor köyün Evet. aslı. Ama bugün Dedeköy'e çevrilmiş. Zaten Dede Kargın grubunun, o aşiretin, Alevi toplulukların gittiği her yerde konduğu, yerleştiği yerler hep Dede Kargın. Malatya'nın Yazıhan'a bağlı bugün bir köyünün adıdır Dede Kargın. Anladım. Çorum'da gelen grubun yerleştiği, bugün Büyük Camil olarak geçiyor ama hala kayıtlarda Dede Garkın olarak Anladım. geçmektedir. Peki dedem, teşekkür ederim. İstersen biraz bir ara verelim. Şimdi sevgili izleyiciler, ses ve saz sanatçısı Ali Elden arkadaşımızın bir deyişini dinleyeceğiz. Bize bir deyiş okuyacak, daha sonra devam edeceğiz. Sefa geldin dost bağının bülbülü, merhaba sevdim hani sizindir. Himmet et açılsın Ednan'ın dili, merhaba sevdim hani sizindir, hani sizindir. Himmet'e de açılsın Ednan'ın dili, merhaba sevdim hani sizindir. Okuyup tarikim görenim gelmiş, şu garip halimden bilenim gelmiş. Dört kitaptan dersim verenim gelmiş, merhaba sevdim hani sizindir, hani sizindir. Dört kitaptan dersim verenim gelmiş, merhaba sevdim hani sizindir. Süleyman'ım yerlerden attı, hal üst üst azim iş gevherin sattı. Gökte arar iken yerde elim tuttu, merhaba sevdim hani sizindir, hani sizindir. Gökte arar iken yerde elim tuttu, merhaba sevdiğim hani sizindir. Sevgili izleyiciler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konuğumuz Dede Kargın Ocağı dedesi Hüseyin Dede Kargınoğlu.
Kendisiyle Oğuzların Garkın boyunu konuşuyoruz. Evet sevgili dedemiz, kaldığımız yerden sohbetimize devam edelim. Şimdi ilk defa Anadolu'da Garkınları gördük, Garkın boyunu gördük. Garkın boyunun coğrafyamızdaki izleri, az önce biraz köy adlarından falan bahsettin ama yani başka Garkın boyunu biz Anadolu ve çevre coğrafyada hangi coğrafi izlerden veya hangi kültürel izlerden anlayabiliyoruz, tanıyabiliyoruz? Şimdi Garkın köy adı olarak kaç tane köy var dedin değil mi? Şöyle, Anadolu'da bugünkü yani Türkiye coğrafyası içerisinde 270 küsur yerleşim yerinde Kargın boyuna mensup insanlar yaşamaktadır. Bunların yaklaşık %75-80'i Alevi inancındadır. Diğerleri Aleviliğinden bağının olmadığını söylerler. Ya hiç Alevi olmamışlardır ya da sonradan Sünnileşmişlerdir. 76 yerleşim yerinin de adı Kargın'dır. Kargın, Garkın, Karkın gibi adlarla. Bunlar da yine demin söylediğim gibi büyük bölümü Alevidir ama hepsi Dede Garkın ocağının talibi değildir. Öyle mi? Değildir tabii. Bu şimdi, ilginç olmuş. Niye böyle? Bunlar acaba dönük mü oldular? Hayır, dönüklük başka bir kavram hocam. Peki, buyur dedim. Şimdi her boy, mesela şöyle söyleyeyim, Oğuz'un 24 boyundan Çepni ve Avşarlar alalım. Alevi olanları bunların. Bunların hepsi tek bir ocağın talibi değildir. Çepnilerin, Avşarların bir kısmı Hacı Bektaş Ocağı'nın talibidir. Bir kısmı Dede Kargın Ocağı'nın talibidir. Tabii burada şimdi konular birbiriyle çok ilgili, birini tam anlatmadan geçersek bazı şeyler tam ifade edilmemiş olabilir. Şimdi Alevilik'te ocak sistemi çok önemlidir. Adeta bir kişinin GBT'sini bilmek gibidir Alevilik açısından. Yani bir kişiye ocağın nedir diye sorduğunda, hangi ocaktır dediğinde onun etnik geçmişini, tarihini, nereli olduğunu, nereden nereye geldiğini anlayabiliyoruz. Şimdi şeyde de Alevilik'te de Mürşit Ocağı dediğimiz, Hacı Bektaş gibi, Dede Kargın gibi, Baba Mansur gibi, Avuçen gibi yani, ya da üst ocak, pirin piri durumunda olan ocaklara baktığımızda, Hacı Bektaş Ocağı'na bakıyoruz, talip toplulukların, babagenleri bir tarafa bırakırsak, yani tarikat olarak Hacı Bektaş Ocağı'na bağlı olan, yani Yeniçeriler gibi bırakırsak, dedegenleri kastediyorum, büyük bölümü Türkmendir. Kendini öyle ifade ederler. Abdaldır. Abdalın sünnisi yoktur. Bir kişi abdalım diyorsa onun kesinlikle Alevi bir kökten geldiğini biliriz. Yine Romanlar vardır. Yani Çingene dediğimiz az bir grup. Onlar da Hacı Bektaş Ocağı'nın talipleridir. Dede Kargın Ocağı'na baktığımızda Silme Türkmendir. Diğer gruplara baktığımızda Mürşit Hoca orada kendini farklı bir etnisteden olarak ya da o etnik grubun dilini konuşan olarak ifade edebilirler. O dili konuşuyor diye de o etnisteden midir değil midir o ayrı bir tartışma konusu. Buradan demek ki Dede Kargın oğulları dediğimiz zaman o aileden gelenlerin hepsi Kargın'ımış. Özetlersek her Dede Kargın Kargın'dır ama her Kargın Dede Kargın ocağına bağlı değildir. Değildir diyebiliriz. Teşekkür ederiz dedem. Ağzına sağlık. Çok net ve güzel anlattın. Şimdi başka bir sorumuz daha var. Şimdi Kurtuluş Savaşı yıllarına gelelim. Kurtuluş Savaşı yıllarında da Garkın boyunun milli mücadeleye, İstiklal Harbimize bir katkısı var. Daha doğrusu büyük bir katkısı var o dönem içerisinde.
Onu da bir dinleyelim. Senin kitabında da uzun uzun anlatmışsın ama bir de senden dinleyelim o olayları. Şimdi Kurtuluş Savaşı dönemine geldiğinde herkes böyle kendine sanki bir Sarı Paşa çıkmış, herkese çok güzel şeyler vaat etmiş. İnsanlar da böyle başını açıp koşarak, vay biz seni gökte arıyorduk, yerde bulduk diye sarılmış gibi anlatırlar. Evet. Böyle bir şey yok. Çünkü Kurtuluş Savaşı'nda cepheye gidenlerin yarısı geri kaçıyordu, yani onu da biliyoruz. Evet. Ama Türklük bilincini, Türk'üm demenin yerlerde süründüğü bir yüzyılda alıp bunu yücelten, bugünkü hale getiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Ve ne mutlu Türk'üm diyene ifadesi de en güzel bunun açıklamasıdır. Eyvallah. Şimdi ülke darmadağın olmuş. Bir avuç kalan Anadolu'daki yeri kurtarmak için Mustafa Kemal ve arkadaşları bir hareket başlatmış 19 Mayıs'ta. Sivas ve Erzurum kongreleriyle başlayan hareket devam ediyor. Ama birileri de bunları engellemek istiyor. İşte bunlardan birisi de Yozgat'ta Çapanoğulları ailesine mensup birkaç kişinin başlattığı padişah yanlısı hareket. Ve bu hareket içerisinde isyan başlıyor, Çapanoğlu isyanı. Atatürk'e karşı, yani Mustafa Kemal'in başlatmış olduğu Kemal harekete karşı. Onu engellemek, padişaha geri söz sahip etmek, Mustafa Kemal'i de kendilerince o hareketi püskürtmek yani. Tabii burada bunlar anlatılırken bir hakkı da teslim etmek lazım. Bu Çapanoğulları anlatırken Çapanoğlu ailesinin tamamı böyle bir şeyin içindeymiş. Dolayısıyla Çapanoğulları vatan hainidir gibi bir anlam çıkmasın. Bu az sayıda Çapanoğlu ailesine mensup kişilerin desteklediği bir şeydir. Oysa Çapanoğlu ailesi 200 yıllık Yozgat'ta bir köyü böyle mamur bir hale getiren bir ayan ailesidir, köklü bir ailedir. Önce bunun altını çizmek gerekir. Hakkını teslim edelim. Hakkı yani. Teslim etmek gerekir. Buyurun. Ve bu Çapanoğlu hareketi içerisinde, bu yani isyan dediğimiz hareket içerisinde Çorum'a geliyorlar. Çünkü bizim ailenin bulunduğu yer Alaca, Çorum'la Yozgat arasında. Geliyorlar, diyorlar ki Dede Kargınlar'ın o zaman şeyde bulunan ailenin başında bulunan Dede Galip Bey'e, siz buranın önde gelen ailelerindensiniz. Hem bir Alevi kişiliğiniz var, Alevi dedesi kişiliğiniz var, hem de boy beyi konumunuz var. Biz böyle bir harekete giriştik, bizim yanımızda olacaksınız. Onlar da diyor ki, tamam biz sizin yanınızda oluruz. Diyorlar ki öyle lafına olmaz. Bize adam vereceksiniz, yani yönetici olan. Tamam diyor, damadım falancayı veriyorum. Bir de akrabalardan birini veriyorum diyor. Ama onlara giderken diyor ki, biz bu işe girmememiz lazım. Çünkü Çapanoğullarıyla biz karşı karşıya gelecek güçte değiliz. Bu iş sıkıntılı iş, bizim tasvip edeceğimiz bir iş değil. Siz bir gidin şöyle bir yoklayın, orada da durmayın. Ve tez dönün buraya diyor. Bununla ilgili fotoğraflar da var ama görüntüye aktarabilir miyiz bilmiyorum. Resimler Rejiye var. Rejiye soralım. Tane, bu resimleri aktarabilir miyiz? Üç tane şey resmi. Evet. Ve devam edelim. Cevap gelir. Bu gidenler, bu iki kişi
bakıyorlar ki hakikaten bu bir gerici hareket. Onlara kılavuzluk eden kişiyi Yozgat'a varmadan Arap Seyfi Boğazı'nda şimdi göründü değil asıl mi? Asıl ailenin başındaki sakallı olan Dede Galip Bey. Oturan... Bu resim 1915 yılında çekilen resim. Kılık, bu kıyafetten. Fotoğraf mı resim mi dedim? Bu fotoğraf. Ha, fotoğraf. Resim değil. Tamam, bu fotoğraf. Fotoğraf diyelim. Çizim değil yani. Anladım. Fotoğraf. Bunun, makineyle cam çekmişler. Cam makineyle çekilen. Tamamdır. Kılık kıyafetten öyle sadece bir dini önder değil, hangi konumda olduğu anlaşılır. Onun için bu fotoğrafı göstermek istedim. Öbür fotoğrafa geçelim mi yoksa? Evet. Evet, bunlar. Bu da aynı dönemde ailenin başındaki kişiler bunlar. İsimlerini biliyormuş. Biliyorum tabii. Şu Hüseyin Gazi Bey. Ayakta olan mı? Ayakta olan, öbürü de Ali Bey. Ali Bey dedemin babası. Bir resim daha var. Bu da Hacı Galip Bey, anadan dedem, cepheye giden 480 kişilik Alaca Birliği'nin başındaki komutan bu da. Oraya giden. Bu Denizli'de savaşanlar, Denizli Gediz civarında. Muharebesi'nde savaşan. Ha, Gediz'de, Gediz'de pardon, savaşan. Pardon. Bu da o. Evet. Bunlar yani o dönemin kılık kıyafetini, etkiliğini göstermek açısından burada göstermek istedim. Ya, kılık kıyafetler oldukça böyle bir aristokrat aileye ait. Öyle anlaşılıyor. Aristokrat bilmiyorum denir mi ama bir kalite olduğu belli yani. Bir kalite olduğu belli. Eyvallah dedem. Ve bunun üzerine geri dönüyorlar. Bu iş bizim işimiz değil diyorlar. Ve o adam, götürdükleri adamı da Arap Seyfi Boğazı'nda devre dışı bırakıp yani bir şekilde yok edip dönüyorlar. Sonra Çapanoğlu isyanı bastırılıp Çerkez Ethem tarafından Alaca'ya gelip sorgular başladığında, işte Dede Galip Bey sakallı olan ve ayakta o bıyıklı olanla beraber diyor ki biz Kuvayi Milliyecilere karşı değiliz. Biz destekliyoruz. Bizim için de olumlu hareket içindeler. O zaman diyor bize, madem bizim yanımızdasınız destek verin. 48 saat içinde 500 kişilik atlı, silahlı, teçhizatlı asker verebiliriz diyor. Ve 48 saat içerisinde 480 kişiyi toplayıp başına da Hacı Galip Bey'i komutan olarak koyup Gediz Muharebesi'ne gönderiyorlar. Ancak Çerkez Ethem'in alaylı Refet Belen'in askeri gelenekten, askeriyeden yetişmesi dolayısıyla aralarındaki sürtüşme bizim ailenin sıkıntı çekmesine sebep oluyor. O evlerini falan yakma olayı da o zaman oluyor değil mi? Ve bunun üzerine evler yakılıyor. Tabii sonra işler düzeltiliyor ama oraya destek veren başta Dede Garkınların, Dede Garkın köyündeki evleri ve yine Dede Kargınlara bağlı olan Şeyh İbrahim Ocağı'na bağlı Alaca'nın Kızırlı köyündeki şeylerin, Alevi dedelerin evleri yakılıyor. Daha sonra bunlar düzeliyor ama aslında bu bir ciddi katkıdır. Şimdi 480 kişi bugün az gibi görünebilir ama o dönemdeki Anadolu nüfusu için 10-13 milyon civarındaki bir nüfus içerisinden 480 kişi dediğimiz zaman bu aslında büyük bir güç, büyük bir askeri birlik. Tabii o dönemin şartlarına göre düşünmek lazım. Büyük bir katkı yani. Peki dedem, çok teşekkür ederiz. Şimdi Osmanlı arşiv belgelerinde de benim bildiğim kadarıyla Garkın adlı yerler var, köyler var falan. Onlarla ilgili de herhalde bazı çalışmalar olmuş. Yani Garkın aslında bizim Anadolu'yu Türkiye yapan, işte belki Anadolu'yu Türk yurdu yapan 24 Oğuz boyunun en önemlilerinden bir tanesidir. Bunu yer adlarıyla da biz tespit edebiliyoruz. Bunun haricinde Garkın boyuyla ilgili sizin eklemek istediğiniz başka bir şey varsa son sözlerinizi alalım. Ondan sonra yine Ali kardeşimizin bir deyişiyle programımızı kapatalım. Vallahi işte Garkın İslamiyet'le birlikte Dede Garkın'a evrilmiştir. Bugün de Dede Garkın
oğulları ve bu ocağa bağlı olan talip toplulukları halen o kimliklerini bilmekte, bu yaşamaktadır. Nüfusu kaçtır ortalama şimdi de mesela sizin tahmininize göre? Tabii şimdi bununla ilgili Gazi Üniversitesi'nde 20 yıl önce bir çalışma oldu. Kargın dediğimizde boy olarak. Boy olarak. Evet, baktığımızda, ocak olarak değil, boy olarak. Boy olarak baktığımızda Afganistan Mezar-ı Şerif'e kadar ve Kafkasya işlerine kadar gidildiğinde kargın boyuna mensup kişilere rastlanıyor. 2,5 milyon civarında olduğunu ifade ettiler. Hatta dergide de yayınlandı bu. Ama bu tabii Alevi olarak ya da ocak olarak yok, değil. Boy olarak. Boy olarak. 2,5 milyon tabii bugün, nüfus. Bugün bu kargınların çoğu bilgisiz, bilgileri olanlar da ilgisiz. Böyle bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. Evet, anladım dedem. Peki, çok teşekkür ederiz dedem ben programımıza katıldığımız için. Evet, sevgili izleyiciler, Canlar Otağı programı bugünlük bu kadar. Programımızı Ali Elden'den bir deyişle kapatıyoruz yine. Bir başka programda görüşmek üzere. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Alçakta yüksekte yatan erenler, ayrılık derdinin dermanı nedir? Bir bakışta dört köşeyi görenler, ayrılık derdinin yar yar dermanı nedir? Dost dermanı nedir? Bir bakışta dört köşeyi görenler, ayrılık derdinin yar yar dermanı nedir? Dost dermanı nedir? Küseyim küseyim, kimden küseyim? Siyah zülfün ak gerdana asayım. Kerbela'da yatan İmam Hüseyin, ayrılık derdinin yar yar dermanı nedir? Dost dermanı nedir? Kerbela'da yatan İmam Hüseyin, ayrılık derdinin yar yar dermanı nedir? Dost dermanı nedir? Hatayım der ki olmuştur hemen, Ali'nin yoldaşı Bileyci Kamber. Kabe'yi yapan Halil Peygamber, ayrılık derdinin yar yar dermanı nedir? Dost dermanı nedir? Kabe'yi yapan Halil Peygamber, ayrılık derdinin yar yar dermanı nedir? Dost dermanı nedir?